Merhabalar, Sokrates Club'a hoş geldiniz. Tim Paribu'nun desteğiyle hazırlayıp sunduğumuz Madalya'nın diğer yüzünde bugün Yaşar Erkan'ı konuşacağız. Türk sporunun öncü isimlerinden biri ve bunun için sevgili İnan Özdemir'le birlikte 1936'ya Berlin'e uzunacağız. Merhaba İnan, hoş geldin. Merhaba Yeter abi, hoş bulduk. Türkiye'nin işte daha Cumhuriyet'in yeni kurulmuş olduğu, gencecik bir Cumhuriyet olduğu, çok heyecanlı tabii ki toplum, ee, değişimin bütün sancıları bir taraftan yaşanıyor ama bir taraftan da müthiş umutla karşılanan bir gelecek e, var. Ee, i̇şte o günlerde tabii ki mutlaka uluslararası alanda bir şeyler yapma arzusu, tutkusu da en üst düzeyde. İşte bunun tabii ki kolaylıkla gösterilebileceği alanlardan bir tanesi spor. Ve tabii de o zaman e, ilk akla gelen e, güreş. E, güreş deyince de ilk şampiyon bugün biz de onu konuşmaya çalışacağız. Kesinlikle öyle Yiğit abi. Hani dönemle başlama o açıdan çok ilginç. Çünkü yani işte imparatorluklar yıkılmış bütün dünyada işte ulus devlet düzeni gelmiş bir yandan ama Avrupa kendi içerisinde bir iç savaşın içinde işte arka arkaya iki tane savaşın yaşandı bir tanesinin yaşandı bir tanesinin yaşanacağı bir dönemdeyiz. Yapılıyor. Tam ortasındayız yani. E, bütün bunların ortası da ülkelerin temas ettiği ilginç alanlardan biri de spor. O yüzden herkes bir yandan yani hem sportif kahramanlar yetiştirmeye çalışıyor hem de bu dünya güçlenme yarışında tam silahlanma da diyebiliriz güçlenme yarışında sporu bir enstrüman olarak kullanmaya çalışıyor. Yani uluslararası fuarlar ve uluslararası spor etkinlikleri sanki o dönemin evet, ruhu. Ikisi, i̇kisi çok iç içe kol kola gidiyorlar. Ve biz Fuar, de fuarlar o ve sportif organizasyonlar bu çok doğru bir tespit ve o zaman hem ticaret için hem diplomatik ilişkileri belki biraz daha yumuşatabilmek için bulabildikleri yollar bunlar. Ulus devletler süratle artıyor. Yeni kurulan devletler var, yeni çizilen sınırlar var. Bunların arasında da sporcular bir yandan hem bir rekabetin parçası hem bir yandan da ülkelerinin elçisi gibi görülüyorlar. Öyle çıkıyorlar sahaya. İşte bütün bunların arasında tabii şöyle de bir şey eklememiz lazım. Yani Türkiye'de sportif etkinlikler cumhuriyetle başlamış değil. Yani spor kulüplerinin tarihlerine göz attığımız zaman şunu görüyoruz. 1900'lerin başında çeşitli kişisel girişimlerle yapılmış organizasyonlar var. Kurulmuş kulüpler var. O zamanki işte Türkiye'de yaşayan gayrimüslim nüfusun özellikle kendi organizasyonu açısından, bir araya gelmeleri, sosyal faaliyetleri açısından oluşturdukları yapılar var ve böyle başlamış ufak tefek yarışmalar var. Ama işte e, uluslararası alanda bu kişilerin, bu sporcuların davet alabilmesi, gidip ülkeyi temsil etmesi pek söz konusu değil. Yani özellikle Abdülhamit döneminde baskı çok büyük olduğu için ve her türlü sosyal örgütlenmenin karşısında bir takım yasaklar yer aldığı için... ...her şey ertelenmiş biraz ve hep 1908 tarihini görüyoruz başlangıç <laughs> noktası olarak. Yani 1908 neden? Çünkü işte ikinci meşrutiyet ilan edilmiş ve tabii ki kısmi bir özgürlük havası içerisinde... ...bu tür organizasyonların başlatılması, kulüplerin kurulması da daha kolay... Bir hale gelmiş. Cumhuriyet de o mirası alıp başka bir şeye dönüştürüyor tabii ki. Çünkü en başta zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün bir spor hayranlığı var. Yani sadece işte atıyorum o dönemin işte senin bahsettiğin futbol kulüpleri kuruluyor. Basketbol liseler aracılığıyla geliyor Türkiye'ye ama onun dışında binicilik Güreş, çok önemli, eskrim tabii. bu gibi alanlarda hani Türk sporcuların hatta sadece erkek sporcuların değil kadın sporcuların da iştirakini ve onların bir milli kahraman olarak basında kamuoyunda duyulmasını da çok istiyor. Bizzat kendi önemsemesiyle birlikte de zaten işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yatırımları oluyor o dönemde. Yani spor bayağı aslında ...o döneminde merkez unsurlarından biri Türkiye. Merkez deyince İstanbul'un orta yeri stadyum zaten. Evet. Yani bugün Taksim Meydanı dediğimiz yer aslında şehrin stadyumu. Pek çok faaliyet orada icra ediliyor. İlk milli maç dahil olmak üzere 1923'te. Ee, tabii ki e, Mustafa Kemal Atatürk askeri bir eğitimden gelmiş olduğu için... ...yani bedenin güçlü olmasını fiziksel... E, ...antrenman tekniklerinin uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen bir lider. Ee, e, tabii ki özel merakları da var. Yani güreşe tutkusu var. Hmm. E, binicilik tabii ki çok önemli askerler için. O yıllarda işte bizi uluslararası organizasyonlara nasıl davet edecekler? Çünkü daha cumhuriyet kurulmadan önce bireysel e, bir takım davetler ve bireysel katılımlar var. Mesela 1912 Stokholm'de Türkiye'yi temsil eden iki atlet var. İki Ermeni vatandaşımız... E, tabii ki göğüslerinde Ay Yıldız'la yarışıyorlar. Ve tabii ki oradaki Türk elçisi onlara yardımcı oluyor. Hatta çok ilginç bir hikayedir. E, i̇şte sokaklarda Türk bayrağı göremedikleri zaman çok rahatsız oluyorlar bundan e, Mıgıryan ve Papazyan. Biri 800 ve 1500'de yarışıyor. Diğeri dekatlon ve pentatlonda yarışıyor. Ve gidip Türk elçisine diyorlar ki eğer buraya Türk bayrağı asılmazsa biz yarışmayacağız. Çıkmayacağız sahaya falan. İşte elçi gidip organizasyondakilerle konuşuyor ve bu şekilde ...ay yıldızlı bayrağın şehrin çeşitli yerler, yerlerinde görülmesi sağlanıyor. E, 1924'te mesela Paris Olimpiyat Oyunları'na futbol takımıyla gidiyoruz. Çok ilginç bir maceradır evet. o. Onların günlükleri... Yani onlarla ilgili şeyler evet. vardır. Diyor. Hakikaten komik denilebilecek anılar. İşte gemi yolculukları var. Marsileye gidiyorlar. Evet. Şileple falan. İşte yerlerde uyuyan futbolcular falan var. Orada da aralarında şöyle bir şey geçiyor. Şimdi gidiyorlar ve... E, işte madalya kazanan e, ülkelerin milli marşlarının okunduğunu görüyorlar e, aralarında diyorlar ki ya biz tamam iddialı değiliz ama hani oldu da madalya kazandık ne söyleyeceğiz Türkiye'nin o zaman bir milli marşı yok e, 1924'te işte çeşitli öneriler geliyor Osmanlı zamanından kalma bazı askeri marşlar var herkesin bildiği ama yakışık almaz canım Cumhuriyet kuruldu artık biz Cumhuriyet'in çocuklarıyız falan diyorlar herkesin bildiği kolay bir şey olsun diyorlar. Yani bir türkü söyleyelim falan. Ve hamsi koydum tavaya türküsünün herkes tarafından sözlerinin bilindiği ve bunun rahatlıkla söylenebileceği gibi bir şaka yapılıyor. Tabii orada böyle bir tören olmuyor ama yani bunun muhabbeti bile yapılmış. bu Burhan Fele Kafile Başkanı onların işte o yemek bulma maceraları, yatak bulma maceraları senin söylediğin gibi hani hem fedakarlığı gösteriyor hem tutkuyu gösteriyor. Onlar da hem futbol oynamak istiyorlar hem de hani cumhuriyetin yeni kurulan cumhuriyetin o niteliklerini de göstermeye çalışıyorlar. Tabi zamanla daha da ufak ufak profesyonelleşmeye başlamış. Evet. Şimdi buradan Yaşar Erkan'ın olağanüstü başarısına, tarihe kazınan madalyasına geçeceğiz elbette ama istersen önce program sponsorumuz Team Palibu'nun mesajını iletelim sevgili izleyicilerimize. Türkiye'de sporun yarını için yola çıkan program sponsorumuz Tim Paribu gençlerden motivasyon alıyor ve hiçbirinin spordan uzak kalmaması için çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda ihtiyaç haritası işbirliğiyle Tim Paribu seninle projesini gerçekleştiriyor. Proje kapsamında 2022'den bu yana 37 şehirde toplam 84 okul ve 32 binden fazla öğrencinin spor malzemesi ihtiyacı karşılandı. Şanlıurfa, Bursa, Ordu ve Mardin'de İki okullar Team Paribu sporcularının da katılımıyla ziyaret edilirken öğrenciler farklı spor branşlarını milli sporcular eşliğinde deneyimleme ve milli sporcularla tanışma imkanı buldu. Detaylar için team.paribu.com'u ziyaret edebilirsiniz. O günlerde aslında ilk iyi haber Ahmet Kiretçi'den geliyor. Yani Berlin'de ilk madalya kazanan sporcumuz bizim Ahmet Kireççi. Ki bu tarihimizin aslında ilk madalyası. Evet, Aynen. yani bronz madalya ile başlıyoruz biz. Ee, tabii ki bu büyük bir sevinç yaratıyor ama o bir bronz madalya. Ee, serbest Güreş'te Ahmet Kireççi kazanmış. Mersinli Ahmet olarak daha çok spor tarihinde yerini almış bir sporcu. Sonrasında... Yaşar Erkan mindere çıkıyor. Yaşar Erkan aslında serbest güreşte de mücadeleye katılmış ama sekizincilikten öteye geçememiş. Yani Greco Roman başladığı zaman aslında biraz daha deneyim kazanmış. Çünkü çok büyük kalabalıklar önünde güreş tutma gibi bir alışkanlığı yok. Tabii ki daha önce kazanmış olduğu Balkan şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları vesaire var ama hiç bu kadar büyük seyirci kalabalıklarının önünde güreşmemiş. E, o heyecanlı serbest güreşle atmış olduğu için Greco-Romen'de çok daha rahat e, başlıyor yarışmalara. Ve üst üste üç maçını zaten tuşla geçiyor. Yani tuşluyor rakiplerini ve bu ona olağanüstü bir özgüven sağlıyor. Sonrası da e, çok daha kolay geliyor. Ve bir maç kaybetmiş olmasına rağmen puanla, o zaman çünkü bir lig usulüyle yapılıyor yarışmalar. Yani puanları rakiplerinden daha fazla olduğu için Finli rakibini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oluyor. İşte bu Türkiye'nin spor tarihindeki dönüm noktalarından biri. 1936'da Berlin'de kazanılmış ilk altın madalya. Ve tabii ki o zaman Mustafa Kemal Atatürk de bir telgraf çekiyor. Yaşar Erkan'a ee, kelime kelime benim okumam lazım bunu evet, aynen, çünkü aynen. hakikaten tarihin bir parçası ve Yaşar Erkan'ın da daha sonra anılarında şöyle ifade ettiği söyledi yani altın madalya tabii ki benim için çok değerliydi ama Atatürk'ten gelen telgraf ondan daha değerliydi ve ben onu ölene kadar saklayacağım demiş ve öyle de yapmış zaten şimdi Atatürk'ün telgrafı kelimesi kelimesine şöyle kendin küçüksün ama memleket için önemli bir iş yaptın Artık adın spor tarihine geçti. Çok Yaşa Yaşar. Şimdi Yaşar adının olması e, ki benim babamın da adıdır. E, Yaşar'la Çok Yaşa arasında kurmuş olduğu o e, esprili ilişki de aslında... E, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözcüklerle oynamayı ne kadar sevdiğini gösteriyor. Çünkü dile olan ilgisini zaten hepimiz evet, Zaten telgrafın girişinde söylediği cümle de çok acayip. Yani şey gibi o aya çıkıldığında hani... Benim için küçük ama insanlık için büyük adım. Aynen ona bir ilhamzını... göndermeyi evet. 30 sene önce yani. 30 sene önce aslında çok benzer bir Sen kendin küçüksün ama memleket için yaptığın şey çok büyük. Kendi küçük hakikaten çünkü 61 kilo. <laughs> ee, yani çok da küçük değil orta sikletlerden birinde çıkıyor mindere. Ama e, bel kündesiyle tanınan bir sporcu. Hatta ee, ona gelinceye kadar bel kümlesinin bu kadar efektif kullanılmadığını Greco Römen güreşte söylüyorlar. Yani onun icat ettiğini söyleyenler de var ya da onun alıp çok geliştirdiğini söyleyenler. Rakibinin belinden kavradığı anda ayaklarını yerden kesip e, müthiş puan alıcı ya da tuşa giden bir oyun yaptığını Söylüyorlar ki yani Yaşar Erkan'ın da alamet-i farikası bu olmuş. Yine Atatürk'ün ona mesajındaki ilginç detaylardan biri de abi Yaşar olarak seslenmesi. Ama aslında o dönemde Yaşar Erkan olmayan Yaşar'a seslenmesi. Yani Atatürk'ün Yaşar Erkan'ın hayatında başka bir rolde var öyle değil mi? Evet Yaşar Naçarmış aslında o zaman soyadı. Ee, ama şu şampiyonluktan sonra yurda döndüğünde Atatürk'ün de e, müdahalesiyle e, konuya girmesiyle ee, Yaşar Erkan e, adını alıyor. Yani soyadı değişikliği yapılıyor. Çünkü yani e, Türkiye'nin spor tarihine ilk olimpiyat şampiyonu olarak geçmiş birinin soyadının Naçar olması ...pek de uygun düşmüyor tabii <laughs> Çaresiz ki. demek evet, değil mi? Evet, evet. Ama aile böyle bir soyadını tercih etmiş. Erzincan'dan İstanbul'a gelmiş bir aile. Refahiyeli aslında. Babası da pehlivanmış. Babası Ali Pehlivan olarak biliniyormuş. Ve gelip İstanbul'da Sultanahmet civarına yerleşiyorlar. İşte... Babası işinde gücünde bir adamken e, oğluyla da tabii ki yani ona güreş teknikleri, güreş oyunları öğretmek konusunda bir gayreti oluyor ama onun güreşçi olacağını o zaman bilemez. E, sonrasında işte Arap İsmail tarafından keşfedildiği Kumkapı Güreş Kulübü'ne alınıp götürüldüğü, İşte İstanbul'un zaten e, çok daha küçük bir şehir olduğu ve e, bugün tarihi yarım adı dediğimiz yerde hayatın çokça döndüğü bir dönemden söz ediyoruz 1920'li yıllar ya da 30'ların başı diyelim e işte Kumkapı, Aksaray, Fatih, Sultanahmet. Bütün ticaret o, de, hayat hayatta burada okuyor. orada okullar orada sosyal hayatın e, çok önemli parçaları orada e İşte o arada Yaşar Erkan da yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor ve milli takıma kadar yükseliyor. Milli takımda da o zaman e, aslında yabancı e, antrenörler var. Ve ilginçtir, tabi bu bir e, bir efsane şehir efsanesine de e, yol açıyor. Finli bir antrenörü var milli takımın o zaman, Pelinen. E, rivayet edilir ki Pelinen, işte Yaşar Erkan dedik ya, bir tek Finli sporcuya yenilmiş. Yani, grup usulü demiştin evet, sen. Yani lig usulü evet, oynandığı evet. için. Usulü. Rivayet edilir ki Pelinen diyor ki... Son da zorlama çünkü tuşla kaybedersen altın madalyayı kaçırırsın. Ama sayıyla bile kaybetsen e, puanların daha fazla olduğu için sen şampiyon olacaksın. E, yani sen sayıyla kaybet sen şampiyon olursun Finli de ikinci olur <laughs> e, demiş. Şimdi bunu Finli bir antrenör söyledi diye... Ee, bunun altında bir şeyler arayanlar var ama Finli de mesela tuşlamaya çalışmış olabilir çünkü tuşlarsa o şampiyon olacak. Yani, yani aslında olabilir. bir bir savunma e, maçı oynamış orada Yaşar Erkan bir strateji tercih etmiş ve bundan da kazançlı çıkmış. Yani hikayemiz böyle. Ve sadece soyada değil hayata da değişiyor aslında Türkiye uluslararası arenadaki en büyük sportif başarıyı getirdikten sonra ona hediyeler de veriliyor. Tabii ki bugünle kıyaslandığında. Muhtemelen maddi olarak inanılmaz rahat bir hayat olmamıştır ama dönemin şartlarına göre hayatını da kurtarıyor aslında. Aslında güzel bir hikaye var burada. Şimdi orada tabii ki spor salonunda yapılıyor e, güreş müsabakaları sanıyorum 10-15 bin kişi alan e, bir tesismiş. Ama madalya törenleri e, stadyumda yapılıyor yani olimpiyat stadyumunda 100 bin kişinin önünde yapılıyor. E, şimdi e, orada Madalya ile birlikte e, bir meşe fidanı hediye ediyorlar Yaşar Erkan'a yani o başarısının anısına, onu ölümsüzleştirmek için belki de e, meşe fidanını tabi Berlin'den İstanbul'a taşıyor tren yolculuğuyla sirkeciye kadar geliyorlar. Sonra diyor ki İstanbul'da benim bunu bir yere dikmem lazım. çeşitli armağanlarla beraber şampiyonluğunun karşılığında devlet ona bir de ev hediye ediyor. Akbıyık caddesindeymiş ev o zaman hemen Sultanahmet e, Camidi hemen altındaki caddedir Akbıyık e, oradaymış oradaki evin önüne de o meşe fidanını dikmiş. Ama zaman içerisinde şehrin gaddarlığı, şehir büyürken hem evi yutmuş, hem meşe fidanı herhalde kesilmiş, gitmiş. Düşünsene şimdi ne onların... Ne yazık de. ki yok. Yani şimdi o o meşe ağacı göklere uzansaydı, üstünde de bir plaket olsaydı... ...Yaşar Erkan'ın diktiği, evet. şampiyonluk anısına ağaçtır bu diye... Müthiş bir şey oldu. Zaten aslında bir şehri, şehir kültürünü, şehir kültürü yapan şey de bu bahsettiğin şey değil mi iyi Tarab? Yani Kesinlikle mesela bugün öyle. Soho'da herhangi biri yürüdüğünde sağa baktığında David Bowie işte Ziggy Stardust'ı burada kaydetti. İşte 300 sene önce Mozart bu eve konuk olarak gelip 3 gün kaldı yazıyor mesela. Çok şükür ki bugün Erzincan'da Yaşar Arkan'ın adını taşıyan bir spor salonu var. Yani onun başarısı bugün de yaşatılıyor. Onu ölümsüzlüğe götürmek için yapılmış bazı şeyler var. Ama çok daha fazlası olabilirdi ve dediğim gibi meşe ağacı da bunların sembolü olabilir. Kesinlikle Çok güzel bir sembol olurdu gerçekten. Yaşamanın sonu nasıl geçmiş peki Yaşar Erkan'ın? Daha sonra neler yapmış? 1940'ta güreşi bırakıyor. Aslında çok erken denilebilecek bir yaşta. 28 yaşında minderlerden kopuyor. E, yeter bu kadar diyor. Bir müddet antrenörlük yapıyor. Gençlere o çok iyi bildiği bel künnesi tekniğini öğretiyor. Zaten Türkiye'de sporda, özellikle güreşte bir devamlılık var. Yani Yaşar Erkan'la başlayan, ilk halkası Yaşar Erkan olan, e, Mersinli Ahmet olan bu zincir daha sonrasında bugünlere kadar geldi. Olimpiyatlarda güreş dediğimiz zaman 104 madalyanın 66'sı güreş minderlerinden kazanılmış. Yani Türk spor tarihinde güreşin ne kadar büyük bir yer tuttuğunu biliyoruz ve bunun da öncüsü, ilk adımını atan insan Yaşar Erkan. Evet o ee, başlatıyor. Ya yani 80'lerden ayınla halter geliyor. Uzun süre bu ikisi Türk sporunu taşıdıktan sonra hani tabii ki arada atletizm var, şimdi işte okçuluk var, jimnastik var ama hala bunlar bizim sporlarımızın temel taşları. Yani Türkiye'de madalyaların çeşitlenmesi 2000'li yıllarda evet. olabildi. Yani 2000'li yıllara gelinceye kadar sadece Güreş ve Halter bir tek Ruhi 1948'de kazanmış olduğu atletizmdeki bronz madalya vardı. Yani şimdi jimnastikte, okçulukta, işte uzak doğu sporlarında çıkan sporcularımız fazlasıyla sevindiriyor beni. Yani o ağacın kökleşmesi gibi hani sporun da farklı köklerinin olması ve işte farklı insanların yetiş yeni yetişen çocukların o farklı sporları yaparak en uluslararası sahnede Türkiye'yi temsil edeceğini düşünmesi zaten bir spor kültürünü yaratan şey ülkede. Yani. Tekrar Yaşar Erkan'a dönersek antrenörlüğü çok uzun sürmüyor. Aslında keşke daha verimli olabilsemiş. Biraz şanssız bir döneme denk geldiği için olsa gerek. E, sonrasında artık ticaretle uğraşmış yani e, hayatını terzilik yaparak e, kazanmış mesela ilginçtir böyle de bir not var 1986'da aramızdan ayrıldı ve mezar taşında da e, Atatürk'ün şampiyon güreşçisi yazıyor hmm. e, bu da çok anlamlı e, bir not. anlamlı bir not yani zaten en iyi şekilde anlatan ifade de bu olsa gerek hep bu programlarda ilan e, kitap işte film bazen bir albüm vesaire tavsiyesinde bulunduk. İlginçtir Yaşar Erkan anılarını yazmış. Böyle bir kitap var. 1946'da yayınlanmış Yaşar Erkan. ...hayatı ve güreşleri diye bir kitap var. Meraklısı varsa peşine düşsün. Çok da zor değil sanıyorum. Evet zaman. ikinci el sahaf sitelerinden bile sahaflarda, bulunabilir. Muhtemelen. Sahaflarda bulunuyor evet. Çok teşekkür ediyorum İnan. Ben teşekkür ederim Yiğiter abi. Senden hem o dönemi dinlemek çok güzeldi... ...hem de bütün bu süreçte tabii ki... ...spor tarihinin farklı köşelerine gitmek çok güzeldi senin. Böylece bir şampiyonu daha geçmişten alıp... ...bugüne getirebilme şansını bulduk. Eğer bugünün gençlerini... ...spor meraklılarına biraz tanıtabildiysek ne mutlu bir Ağzına ah, sağlık. Sevgili izleyenler böylece Team Paribu'nun desteğiyle hazırlayıp sunduğumuz madalyanın diğer yüzünde bir bölümün daha sonuna gelmiş oluyoruz. Önümüzdeki haftalarda yeniden buluşmak üzere.